Selam arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Beni sorarsanız arkadaşlar ben de iyiyim. Bugün de çıktım. Dağ taş yine geziyorum arkadaşlar. Siz dostlarım için güzel videolar çekmek için arkadaşlar dolaşıyorum. Bakalım önümüze neler çıkacak, neler göreceğiz. Bugün de yine kayaların bol olduğu bir bölgeye geldim. Tabii dikkat çeken yerler de var. Az ileride. İlk geldiğim yerlerde arkadaşlar. Kapalı bir giriş buldum arkadaşlar. Tabii ne kadar doğru, ne kadar beğenirsiniz bilmiyorum arkadaşlar. Birlikte bakacağız. Biraz ileride. Tabii oraya gidinceye kadar da buralarda neler var, neler yok. Bu bölgeyi şöyle bir göstereyim dostlar. Önce bir etrafı görün. Çok müthiş bir yer. Tabii bu kayaların arasında ileride çok süper bir giriş bulduğum gibi birlikte bakacağız arkadaşlar. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum ama baya güzel bir yer. Birlikte gezelim, birlikte bakalım. Tabii buraları her tarafını gelmişken görün diyorum. O kadar güzel bir yer ki tabii bir o kadar da tehlikeli yerler. Hemen şöyle bir kaya daha var. Bunun altını şöyle bir görün. Çok müthiş bir yer. Arkadaşlar gördüğünüz şu tonlarca ağalındaki kaya çok az bir parçanın üstünde duruyor. Şöyle yandan göstermeye çalışayım. Şöyle yan taraflara baktığımız zaman da basamak basamak yerler gibi gözüküyor. Tabii eski insanların yaşam alanları olduğu belli dostlar. Bu kayanın hemen alt tarafında bir taşımız var. Bir de hemen çok tehlikeli olan bu büyük kayanın köşesinde yerler var. Biraz da tuzaklı gibi dostlar bakın. Çok tehlikeli bir yerde. Tabii pek altına da girmek istemiyorum ama yıkılacağından değil. Yıllarca zaten durmuş burada. Yıkılası gelir. O da bugüne dek gelir. Altında kalırız. Allah göstermesin. Evet. Hemen şu kayamızı gördük arkadaşlar. Şöyle bir altına girelim. Çok değişik kaya türleri de var. Bakın şöyle altına detaylısını da göstereyim. Şurada çok az bir uç tutmuş. Ve şu kayaya hafif bir
dayanmış duruyor dostlar. Tabii benim göstermek istediğim yerlerden bir tanesi şurası arkadaşlar. Tam kayanın ortası. Artık orayı bile bile yukarıdan mı yaptılar bilmiyorum. Uğraşıldığında bu büyük tuzak devreye mi girer onu da bilemiyorum. Şöyle altını göstereyim. Tabii altında çok değişik şeyler var ama tuzak gibi arkadaşlar. Öyle bir tehlikeli ki. Ama size göstermek istediklerim yerler var altında. Önce şurayı bir göstereyim. Bakın hemen ilk etapta şurada bir kapama kaya var arkadaşlar önünde. Hemen bu kayamızın ön bölümünde ve bu büyük tuzaklı kayanın bir de altına bakalım. Asıl işaretli gördüğüm bir taş gibi. Bu da kayamızın arka tarafı. Arkadaşlar o kadar büyük bir tuzaklı taş ki şöyle göstersem ne kadar tuzaklı olduğunu görürsünüz. Altında hemen bir çalışma yapıldığında burası arkadaşlar insana mezar olur. Şöyle her tarafın detaylısıyla görün. Ondan sonra dikkatimi çeken taşa bakmak istiyorum ama böyle kadar gitmek bile insanı korkutuyor arkadaşlar. Hemen bir tanesi şu arkadaşlar. Çok bariz gözüken bir taş, şöyle bir görün. Üstünde de çarpı işareti var dostlar. Nasıl gösterebilirim diye. Hem korkuyorum hem altına girmeye çalışıyorum ama dediğim gibi arkadaşlar yıllardır düşmemiş. Yıllar sonra düşesi gelmiştir. Ben burada olurum. Bakın hemen şu kayanın üstündeki işareti görüyorsunuz. Bakın ne kadar gözüküyor. Şöyle bir altına girmeye çalışayım. Müthiş. Tabii arkadaşlar bakın şurada bir bombeli kaya var. Bu kayanın hemen üstünde. Ama büyük tonlarca alındaki tuzağı da tabii ki üstünde. Bunu durdurmak mümkün değil. Ve etrafımı şöyle bir daha göstereyim. Uzaktan da ne kadar tehlikeli olduğunu şöyle bir göstereyim. Bakın dostlar. Hemen yerde şurası. Ve buranın güzelim manzarası dostlar. Evet arkadaşlar bugünkü yerimizde tuzaklı bir yerdi. Biliyorsunuz eski insanların definelerine kurduğu çeşitli tuzaklar var. Burası da en tehlikelilerden bir tanesi.
Evet, bugünkü videomu arkadaşlar burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın dostlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.